Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Pathfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Polkadot, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Render projesi olacak. Hemen bu videonun konusu olan Polkadot'a gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Polkadot projesi 14. sırada ve yaklaşık 7.750 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Slogan bize diyor ki Web 3 için multi-chain vizyonu burada başlar diyor. Yani aslında Web 3 teknolojisi için birden fazla blockchain'in birbiriyle etkileşim haline geçtiği işi biz yapıyoruz, bu iş bizden sorulur diyor. Hemen bu sloganın altında yine bir açıklama var. Bu açıklamada da parachain'ler adı verilen özel blockchain'leri bir araya getiriyoruz ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlıyoruz diyor. Polkadot bunu kendi görevi olarak söylüyor. Bu yaptığı sistem sayesinde de uygulamalar ve hizmetler Polkadot üzerindeyken güvenli bir şekilde birbirleriyle chain'ler arası etkileşim haline girerler ve bu sayede merkeziyetsiz internet ağını oluşturmuş oluyoruz diyorlar. Sağ taraftaki grafik zaten konuyu bayağı bir anlatıyor. Az sonra detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız ama şuradaki noktaların her birinin blockchain olduğunu düşünün. Polkadot'un da ortada bu blockchain'lerin hepsinin koordinasyonunu yaptığını düşünün. Temel mantığı bu. Dediğim gibi az sonra detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Hemen kaynak kontrolüne gelelim. CoinGecko bize diyor ki 1.195 milyon. Sirkülasyon kaynağı, toplam kaynak 1.276 milyon ve maksimum kaynak da sınırsız diyor. Hemen kontrolümüzü yapalım. Tarayıcılara geldiğimiz zaman Polkadot'un kendi tabii ki chain olduğu için Polka tarayıcısı da var. Burada sub tarayıcı da var, Figment de var. Burada üçünün arasında sub tarayıcı uygun bizim için. Bunu açtığımız zaman toplam kaynağı şurada görebiliyoruz. 1.276 milyon. CoinGecko'daki rakamla aynı. Yani toplam kaynağımız doğru, basılı olan coin miktarı. Sirkülasyon miktarını görebilmek için de en üstteki blockchain linkinin altında accounts'a basıyoruz ve hangi cüzdanda ne kadar dotcoin olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sayfa yüklendikten sonra buradaki cüzdanları yeni sekmelerde açabilirsiniz. Yaptığı işlem miktarlarını, sürelerini, ne zaman yaptıklarını birazcık inceleyebilirsiniz ve kendiniz bir sirkülasyon miktarı çıkartabilirsiniz. Ben buradaki ilk 3-4 sayfayı inceledim. Videodan önce benim çıkarttığım rakam yaklaşık %70'ler civarında bir sirkülasyon miktarı olduğu, yani 900 milyon civarında aslında bir sirkülasyon kaynağı olduğunu gördüm. %70'lere denk geliyor bu. Buradaki maksimum kaynağımız sonsuz mu? Evet, sonsuz. Hatta sayfayı kapattım ama buradaki yıllık faiz de burada yazıyor. Şuradaki enflasyon oranı olarak şu anda %7 olan bir yıllık enflasyonu var. Kendi içerisinde Polkadot'un bu %7 yıllar boyunca devam ederken azalarak devam edecek bir oran. Sirkülasyon miktarımız %70, toplam kaynağımız sabit değil. %7'lik bir yıllık enflasyonla artmaya devam ediyor. Grafiğe geldiğimiz zaman Ağustos 2020'de CoinGecko'ya girdiğini, 2,5 yıllık bir grafiği tamamladığını, konsolidasyonun tamamlamaya çok yakın bir grafik olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü %70'lerde olan bir sirkülasyon, 2,5 yıllık grafik, 2 tane de sert sıçrama ve düşüş trendini görmüş durumda. Konsolidasyonu tamamlamaya oldukça yakın. Borsalara geldiğimiz zaman 14. sırada olan bir projeye yakışacak şekilde dünyalar kadar merkeziyetsiz borsada ve bunların hepsi yeşil yanıyor. Bu borsalardan Coinbase ve Binance US'de dahil. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük. Grafimizdeki riskimiz düşük. Borsalardaki riskimiz çok düşük, yok diyebileceğimiz seviyelerde. Detaylarına girelim. GitHub'la başlıyoruz. GitHub'da 431 tane paylaşım var. Parity Technologies adı altında ve bu 431 paylaşımdan 300 tanesi, hatta 300 küsür tanesi direkt olarak projeyle ve projenin altındaki diğer elementlerle alakalı. Çok ciddi bir rakam ve bu 300 paylaşımın da yaklaşık 60 tanesi düzenli olarak güncelleniyor. GitHub'daki istatistik Polkadot projesi için çok çok parlak. Şimdiye kadar incelemesini yaptığımız projeler içerisindeki en parlak olanlardan bir tanesi Polkadot. Twitter'a geldiğimizde 1.3 milyon takipçi olduğunu görüyoruz. Bir proje sayfası için iyi bir takipçi miktarı ve 14. sırada olan bir proje için uygun bir rakam. İlk 10'daki projelerde kapışabilecek seviyede iyi bir rakam yani. Şimdi tekrar web sitesine gelip projenin detaylı bir şekilde ne olduğunu anlayalım ve web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Yine buraya ben kareleri çok hızlı bir şekilde çizmeye çalışacağım. Evet, buraya 3 tane blockchain yazalım. Bu blockchain'ler Polkadot'a birazcık benzeyen blockchain'ler olsun. Hatta artık bunlara blockchain değil platform bile diyebiliriz. Ethereum'u yazıyorum. Cosmos'u yazıyorum. Buraya da bir tane blockchain yazalım. Tron olsun. Çok önemli değil. Bu üçüncü yazdığım. Dördüncü yazdığımızda Polkadot olsun. Şimdi biz Ethereum videosunda incelemesini yaptığımızda anlamaya çalışmıştık. Ethereum'un yeni sistemini, bizi neler beklediğini, şu anda nelerin entegre olduğunu ve nelerin entegre olacağını anlamaya çalışmıştık. Ethereum zaten bildiğiniz üzere eskiden Proof of Work'tü. Proof of Stake'e geçti ve Proof of Stake'e geçerken sadece bir blockchain olmaktan çıktı, bir platforma dönüştü. Ve bu oluşturduğu platform Ethereum'da ortada ana bir chain var. Adı Beacon Chain'di Ethereum'da. Uzun uzun Beacon yazmayacağım buraya. Onun altında da bir sürü başka chain'ler var. Bu chain'lerin isimleri de şart idi. Beacon Chain Ethereum'da ana chain, bu şartlarla olan etkileşimi sağlayarak, iletişimi sağlayarak dolaylı yoldan bu şartların, yani blockchain'lerin de birbirleriyle etkileşime giriyor olmasını sağlıyordu. Hatta buradaki teknoloji ilerledikçe buradaki chain'ler birbirleriyle de iletişim kurabilir. Hatta buradaki chain'ler özel yapılar oluşturup başka blockchain'lerle de iletişim kurabilir. Hala zamanla gelecek plan buydu. Ama anlamamız gereken şey şu ki Ethereum'da bir ana chain var, adı Beacon Chain ve yandaki şartlarla iletişime geçiyorlar ve bir platforma dönüşmüş durumda. Cosmos'un da incelemesini yapmıştık yine bu YouTube kanalında. Cosmos'un yapısı da burada Ethereum'da anlattığımız yapıya aslında birazcık benzeyen bir yapıya sahip. Cosmos'un da kendi blockchain'i vardı, bu bildiğimiz direkt blockchain. Ve Cosmos'un altında da Cosmos'a bağlı başka blockchain'ler oluşturulabiliyordu. Ve blockchain'ler de Cosmos'un kendisiyle iletişim kurabiliyorlardı. Bu sayede aslında Cosmos'un sistemiyle Ethereum sistemi biraz birbirine benzer halde. Fark nedir? Teknik altyapılarda oldukça farklılıklar var ama işleyiş mentalitesi çok benzer. Ethereum'daki yan chain'lere şart ismini verebiliyoruz. Bu teknik farklılıklardan meydana geliyor. Cosmos'daki yan chain'lere direkt blockchain diyebiliriz. Çünkü onların yapıları direkt blockchain'lere çok daha yakın. Tron'u bir örnek olarak yazdım buraya. Tron blockchain Ethereum ve Cosmos gibi bir platform değil. Kendine ait bir blockchain. Biraz geniş çaplı bir blockchain. Birçok şeye etkileşime girmiş. Birçok özelliği olan bir Proof of Stake blockchain. Neden yazdım Tron'u? Çünkü piyasada hala Cosmos gibi, Ethereum gibi platforma dönüşmemiş, Tron gibi tekil blockchain olan çok fazla sayıda proje mevcut. O yüzden örnek olsun diye yanlarına yazdım. Farklılığı görelim diye. Peki Polkadot'a geliyoruz. Peki Polkadot'umuz nedir? Bunlardan benzerliği var mı? Benziyorsa en çok hangisine benziyor, hangisine rakip? Polkadot'ta aslında şurada gördüğünüz yuvarlak ve yuvarlağın etrafındaki blockchain'leri düşünürseniz, hadi oradaki gibi çizelim. Ortadaki çizdiğimiz yuvarlak Polkadot'un kendisi. Bu Polkadot'un kendisine bağlı yanlarda bir sürü blockchain var. Bu blockchain'lerin ismi şurada yazdığı üzere arkadaki yazıda parachain. Parachain deniyor bunlara. Bu parachain'ler bir blockchain de değiller tam anlamıyla, bir şart da değiller ama şarda birazcık daha benzer yapıya sahipler. Yani Polkadot'ta ortada bulunarak bu parachain'lerle etkileşime girerek bütün ağın koordinasyonunu sağlıyor ve bu parachain'ler de bazen özel yapılarda olabiliyorlar. Bu özel yapılar sayesinde birbirleriyle etkileşim haline geçebiliyorlar. Hatta diğer blockchain'lerle de etkileşim haline geçme altyapısı şu anda oturtuluyor. Polkadot'un temel mantığı bu şekilde. Gördüğünüz üzere Polkadot, Cosmos, Ethereum aslında bunların üçüne tam anlamıyla platform denilebilir ve yaptıkları işler birazcık birbirlerine benziyor. Üçünün de teknik altyapısı birbirinden farklı. Bu teknik farklılıklar içerisinde Polkadot daha çok Ethereum'a birazcık daha fazla benziyor. Daha çok Cosmos'la karşılaştırılmış yaptığım araştırmalara göre ama Ethereum'un yapısına birazcık daha şu anda benzer durumda. Polkadot'un Ethereum ve Cosmos'dan ayıran güzel bir özellik var. Bu özellik sayesinde ben aslında Polkadot'a birazcık tik atıyorum. Çünkü Polkadot kendisi ortada dururken parachain'lerle ilişkisini çok sıcak tutuyor. Hangi parachain ne işle uğraşıyor, ne yapıyor, ekibi nedir, ne değildir falan. Bu konuyu çok sıcak tutuyor. Bu aslında birazcık merkezi bir yapı oluşturuyor ama işinin başında olan kişilerle etkileşime girerek bu ağı büyütüyor. Burada Ethereum'da da yavaş yavaş bu konsept oturmaya başlamış durumda. Cosmos'da da yavaş yavaş başlamış durumda ama Polkadot bu işe en başından beri başlamış. O yüzden şimdiye kadar oturttuğu şey birazcık daha böyle sürdürülebilir, tanınmış, promosyonu daha rahat yapılabilen, takip edilebilir şekilde olmuş. Bu yüzden bu üçün arasında şu anda ben hani tiki Polkadot'a atıyorum ama bu şu an için geçerli olan bir şey. Önümüzdeki süreçte de diğer platformlarda Ethereum ve Cosmos'da Polkadot gibi bu konuyla ilgilenmeye devam ettikleri için belki zamanla Ethereum daha öne geçebilir veya Cosmos bu konuda daha öne geçebilir. Temel olarak bu şekilde şimdi web sitesinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Şimdi Polkadot'u şunu söylemem lazım, Ethereum gibi devasa bir platform olduğu için buradaki her bir linkin altında anormal derecede fazla başka linkler ve açıklamalar var. Ben o yüzden olabildiğince hızlı bir özet şeklinde web sitesi üzerinden geçeceğim. Slogana zaten bakmıştık. Sloganın altında para chain'leri öğren, cross chain'leri öğren var. Buradaki para chain'lerimiz az önce konuştuğumuz para chain'ler. Bunlar Polkadot'un kendisiyle iletişim halindeler ve birbirleriyle iletişim halindeler. Cross chain'ler ise özel yapıya sahip yine Polkadot'un üzerindeki chain'lerden ama başka blockchain'lerle etkileşime girebilen özel yapıdaki chain'ler. Bunlar da yavaş yavaş oturuyor. Polkadot'un ana özelliklerini buraya yazmışlar. Bildiğiniz üzere bütün blockchain'lerde böyle şeyler yazıyor. Diğer blockchain'lerle etkileşime girebilme, ölçeklendirilebilme, inovasyon, kullanıcıların öngördüğü ve sürdüğü demokratik bir sistem, güvenli ve enerji konusunda verimli. Daha fazla öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayın diyor. Benzer açıklamalar orada devam ediyor. Bizi ilgilendiren önemli konulardan bir tanesi Polkadot'un DOT token'ın kullanım alanları. Demokratik yapıda yani oy verme sisteminde kullanılabiliyor, stake edilebiliyor ve bonding'de kullanılabiliyor. Bonding olayı da Polkadot üzerinde para chain'ler oluşturmak istiyorsanız belli bir miktarda işte DOT token'ı alıyorsunuz, elinize bulunduruyorsunuz gibi bir özel sistemi var. Buna da bonding deniyor. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman DOT'un daha detaylı bilgilerini öğrenebiliyorsunuz ve stake'i nasıl öğrenebileceğiniz, nasıl yapabileceğinizi öğrenebileceğiniz bir link mevcut. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman aslında Polkadot projesini ortaya çıkartan ana yapılardan, kurum, kuruluşlardan bahseden bir kısaca bir yapı var. Burada fareyle üzerine geldiğiniz zaman Parity Teknolojies'i görüyorsunuz. Zaten az önce GitHub'a bastığımda Parity Technologies olarak paylaşımlar yapıldığını gördük. ChainSafe, Soramitsu ve Polkadot JS de buna dahil. Biraz aşağı indiğimiz zaman Polkadot kuran kişilerin sektörde çok bilindik ve çok köklü insanlar olduğunu söylüyor. Basarsak takımı görüyoruz. En aşağı daha sonra göreceğiz. O yüzden şimdi basmıyorum. Blog paylaşımları proje başladığından beri devam etmiş. Tıklayıp detaylarına bakabilirsiniz. Düzenli paylaşım var. Orada sıkıntımız yok. Şimdi en üstteki linklerle en alttaki linklerin bazılarının isimleri farklı ama hepsi sonunda aynı noktalara gidiyor. O yüzden sadece şuradaki en alttaki linkler üzerinden geçeceğim. Başlıyorum buradan. About'a bastığımız zaman takımı göreceğiz. Polkadot'un ne olduğunu anlatıyor kabaca. Biraz aşağı indiğimiz zaman da takımı görebiliyoruz. Polkadot'un takımı zaten böyle yıldızlar topluluğu gibi bir şey. Buradaki isimleri internetten yazıp araştırabilirsiniz. Hepsi blockchain sektöründe çok köklü yerlerden gelmiş. Özellikle Gavin Wood, Ethereum'un kurucularından, Vitalik'in arkadaşlarından Solidity yazılım dilini çıkartmış bir kişi ve Polkadot otururken Substrate'i de zaten bu ekip çıkartmış. Substrate'den de az sonra bahsedeceğiz. Daha önceki videolarda birazcık bahsetmiştik. Yani bu ekibin bugüne kadar blockchain sektöründe yaptığı şeyler, blockchain sektöründeki en köklü şeylerin en başlarında var olmuş kişiler. Burada Gavin Wood da dediğim gibi Ethereum'dan çıkma, Vitalik'in de arkadaşlarından biri diyebiliriz. Ve benim anladığım kadarıyla Gavin Wood sektörde kalmaya niyetli, yaptığı şeyi çok ciddi anlamda geliştirmeye devam eden, projenin başında bulunan, kamera karşısına düzenli olarak çıkan, YouTube'a girip ismini yazdığınız zaman göreceksiniz bir sürü röportaj yapılmış zaten. Yakın geçmişte de röportajları var. 3-4 ay önceki röportajları var, seminerleri de var. Benim anladığım kadarıyla Polkadot'u Ethereum'un yanına getirene kadar inatla devam edebilecek bir kişiye benziyor. Benim anladığım şey bu. Tabi burada yatırım tavsiyesi değildir. Ekip böyle kişilerden oluşuyor ve gerçek ekip. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman ekibin geri kalanını görebiliyor muyuz diye bakıyorsunuz. Ama yok, internetten eğer Polkadot Team diye bakarsanız ekibin belli bir kısmını görebiliyorsunuz. Telemetri diye bir link koymuşlar buraya. Bu telemetri linki güzel bir link. Polkadot'a bağlı para chain'lerin hepsini yukarıda liste halinde görebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman hepsinin verilerini görebiliyorsunuz. Nodlarını, işlemlerini, gördüğünüz gibi bloklarını, şurada başlıklarının hepsi yazıyor. İstatistikleri sürekli olarak takip edebileceğiniz, canlı olarak takip edebileceğiniz bir sayfa hazırlanmış. Yol haritasında sadece şurada küçük bir açıklama mevcut. Videonun altında aşağıda da Post Launch Upgrade diye isim vermişler. Yani diyorlar ki aslında bizim artık bir roadmap'imiz yok. Biz ürünümüzü tamamen ortaya çıkarttık. Polkadot tıkır tıkır çalışıyor. Ama tabii tıkır tıkır çalışırken de güncellemeler yapıyoruz. Güncellemeleri roadmap olarak yayınlamıyoruz. Temel bazı isimler verdik. Konseptleri buraya yazdık. İnceleyebilirsiniz. Bu konular üzerine çalışmalarımız devam ediyor diyor. Böyle bir roadmap çıkartmışlar. Ve FAQ sayfasındaki soru cevaplarının hepsini okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Polkadot'a ilgileniyorsanız veya yatırımcısıysanız FAQ kısmındaki soru cevapları mutlaka okuyunuz. Ben onları okuyarak projenin temellerini öğrendim. Support linki koymuşlar buraya. Öğrenmek istediğiniz bir konuyu burada ana başlığını tıkladıktan sonra o konu başlığının altındaki diğer başlıkları görebiliyorsunuz. Ve sıkça sorulan sorulardan oluşturulmuş bir soru cevap metinler silsilesi oluşturulmuş support'un altında da. Oraya da bakabilirsiniz eğer daha detaylı öğrenmek istiyorsanız. Build'a bastığınız zaman eğer Polkadot üzerinde bir şeyler oluşturmak istiyorsanız o sayfaya geliyoruz. Start Building'e basarsanız sizden iletişim bilgilerinizi ve bazı özel bilgilerinizi istiyor. Sizinle iletişime geçiyorlar. Sizi yönlendiriyorlar. Ve siz Polkadot üzerinde bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Eğer isterseniz de hibe başvurusuna da bulunabiliyorsunuz. Get a Grant'a basarak detaylarını öğrenebilirsiniz. Zaten build'ın altındaki linkte yine Grant and Bounties. Sadece hibe talep etmiyorsunuz. Eğer Polkadot'un üzerinde herhangi bir hata bulduysanız burada Bounty'ye giriyor. Yine bütçe talep edip onlara haber verebilirsiniz. Aşağıda kariyerler linki var. Kariyerler linkine bastığımız zaman az önce konuştuğumuz gibi Polkadot'u oluşturan ana kuruluşların sayfalarına yönlendiren linkler var. Örneğin bundan Web3 Foundation'a basarsanız oradaki iş ilanlarını görüyoruz. Yani direkt Polkadot'un sayfasında değil de oradaki kurumlarda eğer iş ilanı varsa onları görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada lokasyonlar da yazıyor. Bir tanesi remote, diğer 3 tanesi uzakta. Fakat Parity Technologies'e basarsanız buradaki iş ilanlarına bakarsanız burada bir sürü remote iş ilanı olduğunu görebilirsiniz. Eğer ilginizi çeken bir şey varsa bakın çok sayıda iş ilanı var burada. Belki buradan bir şeyler çıkabilir. Polkadot devasa bir yapı. Belki içinde bulunmak isteyebilirsiniz. İş ilanları buradaydı. Teknolojinin altına geliyorum. Teknolojiye bastığımızda tabii ki bize Polkadot'un ne olduğunu anlatıyor. Biz az önce kabaca anlamaya çalışmıştık. Sayfalar böyle çok uzun aşağılara kadar gidiyor. Hepsinin üzerinden geçmeyeceğim. GitHub'a zaten tıkladık. Dokümantasyona buraya gelmişken tıklayalım. Dokümantasyonumuzu 3 ana başlığa ayırmışlar. Öğren, oluştur ve sürdür diye. Hangisine bastığınızın hiç önemi yok. Bastığınız zaman dokümantasyon sayfasına geliyorsunuz. Yine yukarıdan o başlıkları değiştirebilirsiniz. Öğren, sürdür, oluştur diye. Buradaki dokümantasyon çok çok detaylı ve tatmin edici seviyede. Yani inanılmaz fazla bilgi var. Devasa bir platform. Dokümantasyon yeterli. Burada element chat diye bir özellik oluşturmuşlar. Buraya bastığınız zaman varsa online Polkadot'un ana ekibiyle yoksa da topluluğuyla birlikte direkt olarak chat yapabileceğiniz bir ortam oluşuyor. Buraya işte kullanıcı adı açıp girerseniz burada kullanabiliyorsunuz. Böyle de bir özelliğimiz mevcut. Staking'e bastığımız zaman staking'in ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve nasıl yapabileceğinizi anlatan bir sayfaya geliyoruz. Burada Start Staking'e basarsanız detaylarına geliyor. Şu anda %18 stake ödülü var. Tabii bizim yıllık enflasyonumuz %7'lerdeydi biliyorsunuz. Buradaki sirkülasyon miktarı toplam kaynağı iyice basmaya başladığı zaman şuradaki staking ödülleri de zamanla düşecektir diye tahmin ediyorum. XCM diye bir yapıları var. XCM. Bu XCM dediğimiz şey aslında Polkadot'un üzerindeki para chain'lerin birbirleriyle etkileşime girebildikleri protokol. Bu protokol sayesinde birbirlerine veri alışverişi yapabiliyorlar. Tabii veri alışverişi yapabildikleri için bu XCM yapısı mesaj göndermeyi, işte token göndermeyi, NFT göndermeyi, işte smart kontraktların bile birbirleriyle etkileşime girmesi falan buradaki özelliklerin hepsini aktif ediyor. Basitçe veri göndermeyi güvenli bir şekilde aktif hale getirdiği için zaten bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Buradaki XCM para chain'ler arası güvenli veri gönderimini, alımını sağlayan yapı. Para chain'e bastığınız zaman para chain'lerin ne olduğunu birazcık daha detaylı anlatan bir sayfaya geliyoruz. Biz zaten kabaca anlamaya çalışmıştık bunu. Chartlar gibiydi. Token'a bastığımız zaman token'ın kullanım alanlarını görüyoruz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız şuradaki FAQ'lar var. Substrate'e geldik. Substrate kısmı çok önemli. Az önce kabaca bahsetmeye çalışmıştım. Substrate dediğimiz şey bizim yine bu YouTube kanalında incelediğimiz birçok projede bahsettiğimiz, adının geçtiği bir yapı. Bu yapı sayesinde siz yeni blockchain'ler veya blockchain'e benzeyen yapılar oluşturabiliyorsunuz. Yani ben şimdi Substrate'e gelip buradaki dokümantasyonların hepsini araştırıp belli başlı dokümanları ve dosyaları aldıktan sonra kendi bir blockchain oluşturabiliyorum. Bu blockchain proof of work olabiliyor, proof of stake olabiliyor, özgün bir yapıya sahip olabiliyor veya bu blockchain Polkadot'un altında bir blockchain olabiliyor. Tabi Polkadot'un altına hemen takamıyorsunuz. Polkadot'un ana ekibiyle etkileşime girmeniz lazım. Ama söylemek istediğim şey şu. İster Polkadot'a bağ olsun, isterse Polkadot'a bağ olmasın. İstediğiniz gibi şeyleri burada blockchain'leri ve benzer yapılarını oluşturabiliyorsunuz ki piyasada bulunan, hatta adı bilinen birçok projede Substrate çıkışlı ve bu Substrate'i Polkadot'un kendi ekibi yapmış. Yani aslında Polkadot'a ait. Substrate'in Polkadot'a ait olması Polkadot'un ne kadar büyük bir yapıya sahip olduğunun en büyük ispatı diyebilirim. Altta light paper ve white paper var. Bunlar çok kompleks yapıda. Tıklamıyorum onları. Community'nin altında sosyal medya linkleri var. Forumumuz yokmuş gibi görünüyor burada ama forum var. Eğer Google'a girip Polkadot forum derseniz k.forum, evet daha önce yazdım. Aktif bir forumları var ve kullanılıyor. Bakabilirsiniz. Ona da akademi yapısı var. Güzel bir akademi yapısı kurmuşlar fakat şu anda kapalı. Bu akademi yapısı açık olduğu zaman başvuru yapıyorsunuz. Eğer sizi kabul ederlerse akademiye giriyorsunuz ve size A'dan Z'ye her şeyi öğretiyorlar ve sertifikalı alıyorsunuz. Ondan sonra da blockchain sektöründe rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Polkadot'un akademisi oldukça ciddi bir akademi. Auctions linki var. Açık artırma linkleri. Buradaki açık artırma linki şu şekilde çalışıyor. Aslında burada auctions'ın açık artırmalarının nasıl olduğunu anlatıyor. Biraz kompleks bir sistem. Ama ne olduğunu bilelim sadece biz. Buradaki Polkadot'un üzerindeki para chain'lerin hepsi sürekli olarak takip ediliyor. Bu para chain'lerden eğer işlevini yerine getirmeyen, 2000'in ortalarda olmadığı, çok kullanılmayan para chain'ler olduğu zaman belli bir süre sonra onlar ağdan kopartılıyor ve onların yerine bir boşluk oluşuyor. O boşluğa yeni para chain alabilecek ortam oluşuyor. Bu tip durumlar olduğu zaman auction'lar yani açık artırmalar çıkıyor. O para chain'in slotu satışa çıkıyor. Belli bir süre içerisinde işte satış ve yeterli ilgi olursa kim seçilirse oraya kendi para chain'ini entegre edebiliyor. Böyle bir yapısı var. Treasury'de Polkadot'un aslında hazinesi diyebiliriz. Polkadot diyor ki bizim elimizde bulunan bütçenin tamamını biz şunlara harcıyoruz diye burada şeffaf bir şekilde anlatmışlar. Ve siz eğer bunları Polkadot adına yapmak istiyorsanız biraz daha aşağı gelip bize teklif gönderebilirsiniz. Nasıl göndereceğinizi öğrenmek istiyorsanız da burada detaylar yazıyor diye buradaki dokümanları okuyup teklifi yollarsanız siz de Polkadot'un hazinesinden bir şeyler elde edebilirsiniz. Dokümantasyona az önce bakmıştık. Blok paylaşımlarının sürekli devam ettiğini yukarıda az önce söylemiştik. Brand asset zaten logo ve benzeri bilgiler. Element chat'e de baktık. Medium'daki paylaşımlarda blok paylaşımlarının aynısı. Bu linklerin altındaki sayfalar aşağılara kadar devasa şekilde açılıyor ama hepsini açıp en aşağılara kadar gitmedim. Videonun başında söylediğim gibi çok uzun sürüyor. Devasa bir platform çünkü Polkadot. Web sitesinin üzerinden geçtikten sonra ana sayfasına tekrar gelip eksilerini, artılarını ve önümüzde bir boğa olursa ne olur anlamaya çalışalım. Öncelikle eksilerinden başlıyorum. Birincisi Polkadot'un rakipleri. Evet Polkadot devasa bir proje ama rakipleri de devasa. Bir kere az önce gördüğümüz üzere Cosmos'a ve Ethereum'a benziyor en çok. Cosmos evet 22. sırada. Bu yarış içerisinde en güçlü yapı Cosmos değil ama Polkadot'un bir sonraki rakibi şu anda Ethereum ve belki adını bilmediğimiz şu anda başka platformlar da bu alanda iş yapmaya başlamış olabilirler. Ama en büyük rakibin Ethereum olması ve Ethereum'un da şu anda platforma dönmüş olması, Proof of Stake'in ve Sharding sistemini oturtuyor olması Polkadot için büyük bir tehdit. Bu küçük bir eksi, büyük bir eksi değil. Polkadot'un bir eksisi daha var. Biz zaman zaman işte Harmony'nin üzerindeki hack'ten bahsediyoruz. Zaman zaman Ethereum'un da defalarca hacklendiğini, Binance'in bile hacklendiğini, bu tip şeyleri ara ara konuşuyoruz. Fakat burada hep 100 milyon, 200 milyon dolar gibi rakamlar konuşuluyor. Polkadot'un üzerinde öyle bir leke var ki anormal derecede büyük bir hack yaşamış. Çok çok büyük meblağlarda kayıplar olmuş. Fakat Polkadot satışlarında çok büyük paralar kazandığı için o kayıpları bir şekilde gidermeyi başarmış ama yine de üzerinde lekesi küçücük de olsa kalmaya devam etmiş bir proje. Bu da yine küçük bir eksi. Büyük bir eksi değil. Az önce söylediğim eksinin yanında bu eksi de küçük bir eksi. Yapmaya çalıştıkları şey devasa bir şey. Bu da küçük bir eksi. Web sitesinde en aşağıda az önce konuştuğumuz auctions, açık arttırma sistemi. Bunu kimileri artı olarak görse bile eksi olarak gören kısmın sayısı daha fazla. İnternetten araştırırsanız sizler de görebilirsiniz. Aslında Polkadot'a bağlanabilecek parachain veya parachain gibi diğer yapıların sayısı sınırsız olmasına rağmen Polkadot bunları slot yapıp bunları biraz açık arttırmayla satma yöntemine giriyor. Bu sırada bazı para chain'lerle, ekiplerle ufak tefek anlaşmazlıklar yaşayabiliyor ve süreç uzunca bir zaman alabiliyor. Bu Polkadot'un üzerindeki, hani diğer eksiler küçüktü, bu da küçük ama diğer eksilere göre birazcık daha büyük ama bütün eksilerin hepsi küçük. Artılarına geliyorum. Birincisi Polkadot'un az önce konuştuğumuz gibi 2000'deki bu ortadaki özellikle Gavin Wood dediğimiz kişi oldukça popüler, kamera karşısına çıkıyor. Aynı zamanda Vitalik'in zamanında arkadaşıymış, hala görüşüyorlar mı onu bilmiyorum. Ve şu anda kafasına koymuş olduğu bir şey var. Devasa bir platform olmak. Ethereum'un daha yeni yaptığı şeyi çoktandır yapmış olması. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman şu anda token dağılımı, sirkülasyonu, işte grafiğin durumu, projenin oturmuş olması, birçok şey hep pozitif gelmiş. O yüzden Polkadot ilk onu zorlayabilir gibi görünüyor. Bu artılarından bir tanesi. Tabii hani sirkülasyon miktarı, grafik ve borsalar durumunda zaten artımız var. Bunu böyle büyük bir artı olarak söylemeyeceğim. Ama GitHub'ın durumu oldukça büyük bir artı. Çok parlak bir durum var GitHub'da. Polkadot'un son büyük bir artısı da az önce yine görüştüğümüz gibi Substrate yapısının Polkadot'a ait olması. Piyasaya çıkan blockchain'lerin birçoğu artık bu Substrate yapısını kullanarak çıkıyor. Bir şekilde Substrate'e geliyorlar. Paket istiyorlar. Zaman zaman bütçe alışverişi oluyor ve Substrate Polkadot'a ait olduğu için yeni çıkacak blockchain'lerin fikirlerinin hepsine Polkadot önden sahip oluyor. Çünkü etkileşime giriyorlar. Gördüğünüz üzere hep çok yapıda Substrate aracılığıyla çıkmış durumda. Polkadot'un en güçlü yanı burası ve en büyük artılarından bir tanesi de burası. Polkadot için söyleyeceğim eksiler artılar bu kadar. Daha çok artıları ağır basan bir proje. Önümüzdeki süreçte bir boğa gelirse Polkadot nasıl bir tepki verir, neler yapar? Kısa vadede bir boğa gelirse Polkadot tabii ki sıçrayacaktır. Çünkü %70'lere ulaşmış bir sirkülasyon var. Az önce gördük zaten, devasa bir platform. GitHub'ı çok parlak bir durumda. Ekibin başındaki kişiler çok güçlüler, tanımışlar ve kamera karşısındalar. Bu sebepten ötürü zaten tepkiyi verecektir. Peki boğa devam ederse tepki vermeye devam eder mi? Küçük bir düşüş beklerim. Çok büyük değil. Boğa devam ederse artışın devam edeceğini düşünüyorum. Ayı piyasası uzunca bir süre devam ederse peki Polkadot'un başına çok büyük sıkıntılar gelir mi? Aşağılara çok düşer mi? Ayı piyasası çok uzun süre devam ederse bence Polkadot fiyat olarak çok ciddi seviyelere düşüp de çok büyük zorlu dönemler yaşamaz. Ama devasa bir platform olduğu için tabii bunu sürdürmek zor olduğu için birazcık zorlu dönemler yaşayacaktır. 14. sırada bulunmasını korumaya devam edemeyebilir. Birazcık sıralamada aşağılara düşebilir. Çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Yani burada düşebilir dediğim 14'ten 20'lere belki düşebilir. Onun altına düşebileceğini zannetmiyorum ayı piyasası devam ederse. Ama boğa gelirse tepkisini verecektir. Ama bu verdiği tepki de aşağıdaki projeler kadar iyi olmayacaktır. Yukarıdaki projeler hakkında konuşurken hep söylediğim gibi Polkadot tabii ki gidip burada 10x yapmaya kalkarsa 70 milyar dolar oluyor. Direkt geliyor 3. sıraya. Polkadot 10x yaparken onun üzerindeki projelerin de en az 5x, 6x, 7x yapıyor olmaları gerekiyor. Ama Polkadot için bilinmesi gereken şey şu ki devasa bir platform. Ethereum'un yapacağım dediği, şu anda yapmaya çalıştığı şeyleri çoktan yapmış, oturtmuş. Ve kendi üzerindeki blockchain'lerle, para chain'lerle etkileşimini sıcak tutmaya çalışan bir proje. Birçok yönden artısı daha fazla. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.